Selamlar. Bugün Özcan'la birlikteyiz aslında. Malta hakkında aklınıza gelebilecek her şeyi konuşacağız. Ve öncelikle hani Malta vizeleri zaten farklı bir noktada. Biliyorsunuz ki Malta konsolosluğundan acaba arayıp ne sordular, neler yaptılar bunlardan bahsediyor olacağız. Malta'da 4 haftalık bir eğitim aldık. Bize neler kattı, nasıl hissettik? Tabii ki zaten Özcan İngilizce öğretmen olduğu için birazcık öğretmen gözünden de bakacak, Malta'yı eleştirecek, ne oldu, ne bitti, bütün tecrübelerini tek 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 dinliyor olacağız. Biz zaten aslında tanışıyoruz ama ben yine de hani izleyenler de sizi tanısın diye kimdir Özge Erbaş desem. Ben İngilizce öğretmeniyim. Aynı zamanda yabancılara Türkçe öğretmenliği de yapıyorum. O yüzden dil eğitimini de hayatıma, yani zaten hayatımın büyük bir parçası değil. Bunu yaz ayına da taşımak istedim açıkçası. O yüzden de Malta'yı tercih ettim. Hane. Yani aslında ne kadar süredir öğretmenlik yapıyordunuz, İngilizce öğretmenliği? Yaklaşık 3-4 senedir yapıyorum. İngiliz dili ve edebiyatı mezunuyum. Aynı zamanda İngilizce çevirmenlik de okudum. Yabancılara Türkçe öğretmenliği alanında da yüksek lisans yaptım. 29 yaşında olacağım. bir yaklaşık en az 10-12 senedir de İngilizce ile iç içeyim tabii ki. Hani aslında Türkiye'deki metotlar ne oluyor, ne bitiyor hepsine hakim olduğunuz için Malta'ya gittiğinizde neler yaşadığınızı merakla bekliyor olacağız. Ama en başa geliyorum. Şimdi nasıl aklımıza geldi Malta'da bir dil eğitimi almak? Yani şöyle, İngilizce öğretmeni olarak İngilizce hakimiz, doğru, ama beklentimiz neydi Malta'dan gitmeden önce? Açıkçası ben şimdi Türkiye'de yaşadığımız için İngilizce hayatımızda çok yaygın olmuyor. En azından böyle bir dışarı çıktığımız gibi olmuyor. Ben çalıştığım kurum gereği daha iç içeyim. Ama bunu biraz daha sorumlulukların dışında eğlenceyle de birleştirerek hayatıma katmak istedim. İngiltere tabii ki de İngiliz dili ve edebiyatı mezun olduğum için İngiltere'nin bizde önemli de bir yeri var. Çok ister istemez ülkeye geçmişine, tarihine hakim oluyoruz. Ama Malta açıkçası tabii ki yaz ayları için bence güzel bir seçenek. O yüzden de onu tercih ettim. Açık konuşayım, ben yazın İngiltere'deydim. Sizin storylerinizi izledim. Böyle bizim Instagram sayfasında paylaşılıyor Malta'da. Dedim ki ben niye Malta'da değilim? Yani bu vakte kadar nasıl Malta, nasıl kaçabilir? Böyle bir şey nasıl olabilir şeklinde bir düşüncem vardı. Çünkü hani Malta dediğimiz zaman ben bu kadar eğlenileceğini bilmiyordum. Tabii neler yaptığınız, nasıl bir eğlence anlayışı vardı. Bunların hepsini tek tek soruyor olacağım. Peki Malta'da biliyorsunuz ki hani Schengen bölgesine tabi, evet. Ama kendi hani vize prosedürleri var ve vize sürecinden geçiyorsunuz. Bu vize süreci nasıldı? Nasıl ilerledi sizin için desem? Benim için çok heyecanlıydı açıkçası. Çünkü bizim başvuru sürecimizde yani o dönemde o sırada Türkiye'de Schengen vizesi için haberler çıkıyordu. Ve açıkçası çok korktum. Ama öğrenci vizesiyle başvuruyor olmak açıkçası biraz daha rahatlattı. Başvurduğumuz kurumda da daha çok turistik vizeye başvurulduğunu söylediler. Tabii ki de belge toparlamak ve genellikle güncel belgelerin olması gerekiyor. Son 2 hafta olması gerekiyor. Ben çalıştığım kurumda yeni başlamıştım. Bunlar tabii ki de nasıl bir geri dönüş olur endişesi barındırdı benim için. Günün sonunda aslında başvurumuzu yaptık ve konsolosluktan da sizi aradılar. Beni çok yakın bir zamanda aradılar. Yani ben belgelerimi verdiğim günün ertesi günü aradılar. Bir numara geldi. Ben açtım ve sorular sormaya başladılar. Nasıl bir numaraydı? Yabancı bir numara mıydı Yok, yoksa? Türk numarası. Konuşan kişi de Türk. Aslında sunduğumuz belgelerle ilgili bize hani bunun doğruluğunu sanırım soruyorlar ve genellikle bana öyle oldu. Hızlı hızlı soruyorlar. Yani çok düşünme payı bırakılmıyor. Hızlı hızlı sordular ve ben olan olduğu şekilde cevap verdim. Sonra da teşekkür edip kapattılar. Bu arada ben arkadaşımla başvurduğum için bana onunla ilgili de sorular soruldu.
Ama özellikle biz birlikte vermemiştik ama belki kaldığımız yurt gereği ya da birlikte başvurduğumuz bir şekilde nasıl anlaşıldık bilmiyorum. Ama onunla ilgili de soruları bana sordular. Onu aramadılar ama. Hani böyle şeyler de olabiliyor sanırım. Peki. Hem arkadaşınızla ilgili sorular geldi. Yani ikiniz beraber gidecektiniz zaten aslında. Bununla ilgili sorular geldi. Onun dışında sizin kişisel hayatınızla ilgili de sorular geldi, değil mi? Tabii yani kişisel hayatım derken işimle ilgili tabii ki de İngilizce öğretmeni olduğum için neden tekrar böyle bir eğitim aldığım biraz sorgulandı. Ben de söyledim çalıştığım kurumda benim İngilizce konuşmam önemli ve bu yüzden de bunu pekiştirmek için gittiğimi söyledim. Gidiş amacım da buydu zaten. Açıkçası çok da ortada bir saklanacak bir şey olmadığı için çok paniklenecek bir şey yok. Aslında karşınızdaki kişi birazcık da sizin ses tonunuza dahi bakıyor. Yani orada hani kendinizden emin mi söylüyorsunuz yoksa ya şimdi bir yalan söylüyoruz ama niye söylüyoruz gibi mi söylüyorsunuz, değil mi? Evet. Açıkçası ama bende heyecan vardı. Bu yüzden de hani bu olumlu mu olur, olumsuz mu olur bilemedim. Hani ama normalde de hani hayatımda genelde böyle durumlarda heyecanlı olan biriyim. Ben sponsorla gittim. Annem sponsordu. Onunla ilgili de sorular soruldu. Hani ben kendim çalışıyorum ama neden bir sponsor gösterdim gibi soruldu. Ben de işe yeni girdiğim için ve bunun hani bir neden olabileceğini düşündüğüm için olduğunu ifade ettim. Olduğu gibi. O şekilde de cevap vermiş oldum. Günün sonunda da vizemizi aldık, çok şükür. Evet, yani bir iki hafta içinde de sanırım sonuç oldu. Yani pasaportumuz geldi. Yani kısa bir Malta'da zamanda zaten aynen. bekleten süre aslında vizelerin vize randevu alma süresi bekletiyor. Ve benim şöyle de bir durumum oldu. Benim randevu aldığım saat son saatte ve bir tane belgenin eksik olduğunu söylediler bana ya da bilmiyorum aslında eksik değildi de öyle bir belge olması gerektiğini bilmiyordum. O da okulun dekontu yani hesaplar arasında sanırım yani o hesap dökümünü istediler. Böyle olunca ben belgeleri aslında birçok belgeyi tekrar yapmak yani tekrar almak zorunda kaldım. O benim için yorucu bir süreçti. Yani o bir gün çok yoruldum. Yani bir endişe duydum. Ama ertesi gün sabah yine aynı şekilde gittim. Yani randevuyu aldığımız zaman şöyle eksik bir belge olursa zaten sizi içeriye almıyorlar. Ama size işte şunu şu şekilde toparlayabilir misiniz? Toparlamak için de ertesi gün sabah tekrar gidebiliyorsunuz. Yani size böyle bir istisna veriliyor. Aslında randevuyu almak için aylar önce beklemiş olsanız bile o gün bir problem çıkarsa size istisna gösterebilirler. Tabii bunu herkese göstermediklerini söylemem gerekiyor. Yani hani o kadar rahat hareket etmemek lazım. Aa şimdi bu videoyu izledikten sonra tamam ya eksik belgeyle gidince toparlıyorlarmış dememek lazım. Ama Evet. hani belgeleriniz elinizde gidiyorsunuz. Hani orada bir yanlışlık olursa bir şey olursa oradaki görevliler de size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bazen aksi insanlarla karşılaşabiliyor öğrenciler. Onu biraz şey yapmak lazım. Malta ile gidiyorsanız biraz aksi yüzlü insanlar biraz gergin olabiliyorlar. Ama yine de istisna sağlamaları güzel tabii ki. Evet, çok şükür öyle bir durum yaşamadım ben. Çok da yardımcı oldular sağ olsunlar. Yani orada da çünkü o belgeleri düzenlerken aslında çok kısa bir süre değil. Yani yaklaşık bir saat orada kaldım diye düşünüyorum. O belgeleri onlar da detaylı olarak inceliyorlar. Efes'e Global'e gittiğinizde onlar da öncelikle inceliyorlar. Ona göre zaten başvurunuzu yapıyorlar ya da yapmıyorlar tabii ki. Bunu da bilmek gerekiyor. Peki tamam vizemizi aldık. Vizemiz sonuçlandı. Vizemizin sonuçlandığı nasıl bize haber olarak geldi? Pasaportumu alınca ben öğrendim. Başka türlü oluyor mu bilmiyorum ama pasaport geliyor ya siz alabiliyorsunuz ya kargo şeklinde oluyor. Ben kargo gelmesini istedim. Çalıştığım kuruma geldi. Orası çok stresli bir an oluyor çünkü pasaportu açınca onaylanıp yani vize alıp almadığınız belli oluyor. Çok şükür vardı.
Şahane. Pasaportumuz kargo ile geldi. Zaten vizemizi de gördük. Süper. Sonra Malta serüvenimiz başladı. Evet. Ve Malta'ya geldiğimiz anda, yani kısa bir serüven olacaktı bizim için ama 4 haftalık bir eğitim tercih ettik. Peki bu serüven başladığında neler hissettik? Malta hakkında ne düşündük? Açıkçası ben biraz hayatımda adım adım giden bir insanım. Öncesinde yani vize çıkana kadar hiç düşünmedim. Çünkü hani hayal kırıklığına uğramak istemedim aksi bir durumda. Ama olduktan sonra daha çok YouTube'da videolar izlemeye başladım ben de. Çünkü ülkeye ya da hani karşılaşacağım şeylere dair hiçbir fikrim yoktu. Biraz fikir sahibi olmak istedim. Daha öncesinde yurt dışı deneyimlerim oldu. O yüzden çok bir kaygım yoktu. Ama tabii ki de her gittiğimiz yer yeni bir yer olduğu için. Tabii biraz o dillere de güvendiğim için. Hani sıfır gitmediğim için en azından. Onun da bir rahatlığı vardı. Ama tabii ki de 4 hafta kimine göre yani bazı durumlarda kısa bazı durumlarda uzun bir süre. Ama beni şöyle de bir rahatlatan durum vardı. Malta her Türk bence biliyor. Hani Türklerin sıkça gittiği bir yer. Hani onun da bence bende oluşturduğu bir rahatlık vardı. Başıma bir şey gelirse. En azından birilerini bulabilirim rahatlığı da oldu. Tabii bunu da daha çok video izleyerek bu düşünceye geldim. Peki, ya çok fazla Türk olduğunu söylüyorlar, doğru, ama gerçekten de hani evet, ülkede hani özellikle belki Sliema'da daha çok Türklerin olduğunu söyleyebiliriz. Ya da Valletta için hani biraz daha söyleyebiliriz ama St. Julian's'da mesela hani Türklerin oranını düşünecek olursak ya da aynı şekilde gittiğimiz okuldaki Türk oranını düşünürsek, mesela sizin seviyenizde, sizin gittiğiniz sınıfta kaç tane Türk vardı desem. Sınıfta 2 ya da 3 tane Türk oluyor. Bir de siz oluyorsunuz. Genellikle çok fazla Türk yani her sınıfta vardı. Hani okul genelinde düşünürsek vardı ama sanırım yaz dönemi öyle. Çünkü öğrenciler tabii yaz döneminde daha müsait olduğu için öğrenci olarak gelenler çok vardı. Bu sebeple Türk vardı. Ama bizim orada tanıştığımız arkadaşlarımız daha önceden yani Haziran öncesi giden arkadaşlarımız çok az Türk olduğunu söylediler. Yani ama sınıfta 2-3 kişilik yani belki 14-15 kişilik sınıfta 2-3 tane Türk oluyor. Yani aslında sizi karmaya çalışıyorlar. Tek bir ırka, tek bir millete, tek bir sınıfta yer vermiyorlar. Sonuçta okula baktığınız zaman belki 35-40 tane Türk olabilir okulda o dönemde. Ama sınıflara oranlandığında mutlaka o sayıyı düşürmeye çalışıyorlar. Tabii ki hani o sayı önden öngörülemeyen bir sayı oluyor. En azından bizler tarafından. Çünkü bazen öğrenciler şunu yapıyorlar. Şubat ayında programlarını satın alıyorlar. O zaman hani konuşmak çok daha rahat oluyor. Evet. Ama Mayıs ayında, Haziran ayında gitmek istediği bir programı satın almak isteyen öğrenciler için, yeşil pasaportu olanlar biraz daha böyle son dakikaya Evet. bırakıyorlar. O zaman biraz daha sıkışıklık olmuş olabiliyor. Tabii Malta için vize prosedürleri olduğu için hani öyle bir ay öncesinden hadi gideyim gibi bir mantalite çok da Evet. düşünülmese iyi olur. Evet, doğru. Ama tabii çok Türk olması bazen avantaj, bazen dezavantaj. Ama bunu avantaja çevirecek kişi de sizsiniz. O dezavantajlardan sıyrılabilecek kişi de siz oluyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yani hani aslında zaten herkesin Türkiye'den çıkıp yurt dışına gitmesinin tek bir amacı var. Biraz daha speaking yapayım, işte farklı kültürleri öğreneyim, farklı insanlarla tanışayım, sosyalleşeyim ve konfor alanından çıkayım. Aynı şekilde aynı sistem devam edince sürekli Türklerle takılmak çok doğru değil. Ama yeri geliyor, belki çevrenizde 10 tane Türk arkadaşınız oluyor. Ortama bir tane yabancıyı dahil ediyorsunuz ve sürekli İngilizce konuşuyorsunuz. O birazcık size kalmış oluyor zaten. Evet, doğru. Ben açık konuşmak gerekiyorsa sizin videoları falan gördüm. Yani hani özellikle sürekli yabancılarla takıldığınız için bu konuda çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. İnanılmaz farklı kültürlerden arkadaşlarınız oldu sanırım, değil mi? Oldu, oldu.
Ben mesela gitmeden önce bunu bilmiyordum ama çok Kolombiyalı arkadaşlarımız oldu. Sınıfta da, Malta'da da çok Kolombiyalı ve Türkler olarak daha fazlaydık yani. Ama bizim şöyle bir avantajımız oldu kendi adıma. Bir arkadaşımız Amerika'dan gelmişti ve bu okulun etkinlikleri oluyor. Orada da iki tane İrlandalı arkadaşımız oldu tanıştığımız. O anlamda şanslı hissediyorum. Onlar hayatıma girdiği için de şanslı hissediyorum. Ana dilleri İngilizce olduğu için de şanslı hissediyorum. Tabii ki de farklı ülkelerden, başka ülkelerden de tanıştığımız arkadaşlarımız oldu. Ama özellikle o şu anda da yakın arkadaşlarımız, İrlandalı ve Amerikalı olan arkadaşlarımızın da bize tabii ki de çok büyük katkısı oldu. Ya aslında durum biraz daha farklılaşıyor değil mi? Yani artık dersin dışında sosyalleştiğiniz alanlar sizin için daha önemli olmaya başlıyor. Çünkü yani yurt dışı deneyim dediğimiz zaman aslında hem farklı kültürleri tecrübe edeceğiz hem hayatın her alanına İngilizceyi yaymaya çalışıyoruz. Şimdi 4 haftalık bir eğitim aldık ama sonrasında da aslında eğitim bittikten sonra bitmiyor. Yani Amerikalı birisiyle okul vasıtasıyla tanışabiliyorsunuz, İrlandalı birisiyle tanışabiliyorsunuz, yani Kolombiyalıyla da tanışabiliyorsunuz. Hani zaten tanıştığınız insanların hepsi sizinle diyalog kurmaya çok açık ve çok pozitif insanlar oluyor. Dolayısıyla hani birazcık yurt dışındaki arkadaşlıklar, hani acaba ben de o arkadaşlıkları elde edebilir miyim diye düşünen insanlar var. Hani eminim öğrencilerinizden de oluyordur. Yani sınıflar yeni başladığında herkes çok çekingen ama karne günü geldiğinde herkes çılgına dönüyor. Bunun gibi sanki hani biraz daha böyle yeni gelen hep acaba ben dahil olabilir miyim? Acaba ben hani bu şekilde arkadaş elde edebilir miyim şeklinde düşünenler olabilir. Ama sanki birazcık hani insanlar çok sosyaller ve hani selam deseniz sizi içlerine dahil ediyorlar değil mi? Evet, yani zaten okulların olduğu o San Julian bölgesinde çok öğrenci var ve herkesin de oraya geliş amacı dil öğrenmek, yani dil geliştirmek olduğu için hiç, yani bilmiyorum, ben görmedim, çok çekingen olan kişiler yoktu. Herkes bir cümle daha, yani bir kelime daha konuşmak için kendini zorluyordu. Ve karşı taraftaki kişiler de bu bilinçte olduğu için genellikle böyle konuşma ortamı oluyordu. Tabii ki de herkesin seviyeleri farklı olabiliyor. Herkes birbirine o sabrı, saygıyı da gösterdi. Yani herkes birbirini daha da ileriye götürmek için açıkçası destek oldu. Şahane. Peki okuldan biraz sonra çıkacağım. Aslında okulda birazcık kalmak istiyorum. Okuldaki eğitim sizce nasıldı? Bir öğretmen gözünden merak ediyorum. Aslında ben bu kısmı. Okuldaki eğitim, yani açıkçası benim Türkiye'de de gördüklerimin dışında çok farklı bir sistemde değildi. Genellikle bir kitap takip ediliyor. Dört beceriye de odaklanmaya çalışıyorlar. Tabii ki de öğretmeniniz yani bizim öğretmenimizin ana dili değildi İngilizce, ama ana dili gibi konuşabiliyordu. Ama bir kere başka sınıfa da geçtiğim oldu, bir hafta kadar falan, ama oradaki öğretmenimiz İngilizdi. Genellikle ben çok kitap takip edilmesini sevmiyorum. Bir de tabii gramer de öğretiliyor. Onu da bildiğim için açıkçası benim için o noktalar biraz daha kolay gitti. Ama onun dışında hani o bir konuyla ilgili, yani o sıradaki tema ile ilgili etkinlikler, konuşmalar, yani konuşma odaklı çalışmalar oldu. O kısımlar benim için de keyifliydi. Ama genellikle sınıfta ben hani bir kenara çekileyim gibi bir durum kesinlikle olmuyor. Yani sınıfta herkesin, tüm öğrenciler aktif rol alıyor. Grup çalışması da yapılıyor ve hoca aslında Yapılıyor. biraz da kendisi bir şeyler anlatmaktansa sizlere pas atıyor ve hani sürekli sizi sıkıştırıyor sanki değil mi? Evet, açıkçası benim de, yani bazen öğretmene söylediğimde oldu. Biz mesela konuşuyoruz ama herkes o sırada öğrenme, yani karşı taraftaki biri söylüyor. Benim mesela sınıfta olan arkadaşlarıma bazı, tabii o biraz mesleğim gereği, düzelttiğim noktalar da oldu. Ama geri çekildiğim noktalar da oldu.
Hani daha çok öğretmeni de dahil etmek istediğim yerler oldu. Onu da ilettim zaten. O da yani öyle bir teklifte gittiğiniz zaman kimse geri çekilmiyor. Yani orada ne almak istediğiniz sizin performansınıza bağlı. Kesinlikle. Siz ne istiyorsunuz? Teneffüste bile öğretmeninize bir şeyler sorabilirsiniz, sıkıştırabilirsiniz. Peki okulun etkinliklerinden de birazcık bahsetmek istiyorum. Yani Evet. okulun ders sonrası etkinlikleri ve aktiviteleri nasıldı desem? Bence güzeldi ama bir haftadan sonra yani açıkçası biraz o ülkeyi, adayı tanıdıktan sonra ve çevreniz oluştuktan sonra şunu düşünebiliyorsunuz. Yani etkinliklere mi katılayım yoksa hani biz kendimiz mi etkinlik oluşturalım? İlk hafta çok iyiydi çünkü arkadaşları tanıma anlamında iyiydi. Bazı etkinlikler çok güzeldi çünkü onlar tekrar ediyor. Biz şimdi bir ay gittiğimiz için bizim için yeniydi bütün etkinlikler. Ama daha öncesinden de bu yapılıyordu. Tabii ki de oradaki kişiler, hani öğrenci danışmanları da oluyor. Bu etkinlikleri onlar ayarlıyor. Siz tabii bununla ilgili bilgi de alabiliyorsunuz. Onun içeriğini öğrendikten sonra katıldığınız zaman hem etkinliklere gelen kişilerle vakit geçirmek anlamında, çünkü o topluluğu yakalayamayabiliyorsunuz. Hem de yani ülkeyi bilmediğiniz için ilk gidiyorsunuz. O ülkedeki önemli noktaları, önemli yerleri bu bilebilmek açısından etkinlikler bence yararlıydı. Hem de yani sınıfınız dışındaki insanlarla da sosyalleşmenizi sağlıyor aslında, değil mi? Ve mesela sadece sizin sınıfınız olmuyor. Yani diğer sınıfları, diğer seviyeleri de o etkinliklerde tanıyabiliyorsunuz. Ki mesela bir noktadan sonra gittiğinizde genel olarak oradaki herkes öğrenci olduğu için ve genellikle sizin kurumunuzda da olan kişiler olduğu için bir anda bir çevreniz oluyor. Yani her yerde karşılaşabiliyorsunuz. Aslında yeni gittiğiniz bir ülkede bir anda çok kalabalık oluyorsunuz. Kesinlikle. Ve herkes bir şekilde birbirine yardım etme mottosuna bürünüyor ve hemen ay şöyle yardım edeyim, böyle yardım edeyim şeklinde ilerleyebiliyor, değil mi? Evet. Ve mesela biri yeni bir şey öğreniyorsa diğerine de söylüyor. Bir anda çok fazla bir bilgi paylaşımı oluyor. Hakikaten yani hani orada birazcık farklı bir atmosfer var bence. Yurt dışındaki arkadaşlıkların çok sağlam ve çok farklı olmasının sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Mesela az önce dediniz ya, Amerikalı ve İrlandalı çok yakın arkadaşlarım oldu. Yani şu anda hala onlarla görüşüyorum, onlarla devam ettiriyorum. Ben bunun büyüsüne gerçekten çok inanıyorum. Çünkü onlar bir süre sonra şu oluyor, işte yurt dışında tanıştığınız insanlarla ortak bir kaderi paylaşıyor gibi oluyorsunuz. O da aslında hani adamın tamam kendi dili olabilir. Amerikalısınız, kendi diliniz. Gittiniz bir ülkeye, başka bir ülkedesiniz. Yemekler sizin yemeğiniz değil. Hava sizin havanız değil. Çevre sizin çevreniz değil. Yine o da başka bir konfor. Ya bugün ben sizi hani İzmir'den atıyorum İstanbul'a gitseniz dahi bambaşka bir yere gitmiş gibi oluyorsunuz. Hani dili bilseniz dahi. Farklı arkadaşlıklarınız oluyor. Bir Amerikalı için de bir İrlandalı için de bu durum böyle söz konusu açıkçası. O yüzden hani orada onun da zorlandığını ve onun da zorlanarak duygusal olarak bir aynı boşluğu ortak bir şekilde paylaştığınızı düşünüyorum ben açıkçası. Evet, yani açıkçası oradaki arkadaşlarım iş için oradaydı. Tabii ki de onlar dil öğrenmek için orada değillerdi. İşleri gereği oradaydı. Ama yani günün sonunda ülkeden ayrılınca bir ağlama durumu oldu. Yani kısa sürede çok şey yaşanıyor. Ve herkes orada sosyallik de seviyor. Çok da sosyallik sevenler için çok güzel bir tercih Malta. Hiç boş kalmıyorsunuz açıkçası. İsterseniz kalabiliyorsunuz ama kalmak da istemiyorsunuz. Yani dışarı adımınızı attığınız zaman zaten yapılabilecek çok fazla şey var. Bunu da sevdiğiniz kişilerle yapmak ve aynı farklı bir ülkede, sonuçta bu arkadaşlarım da farklı ülkelerden gelmişlerdi. Yeni bir ülkeyi tanıyorlardı onlar da. Birlikte tanımak güzel. Bunu farklı uyruklardan aynı ülkede yapmak güzel oluyor. Peki ben merak ettiğim şey şu. Mesela güne başlıyordunuz, sabahtan yurtta kalıyordunuz zaten ama bir gününüz baştan sona nasıl ilerliyordu Malta'da?
Açıkçası ilk başta ben çok erken uyanmayı sevmiyorum ama günün bana kalması açısından sabah programını tercih ettik. 9'dan sanırım 12.30'a kadardı. O saatleri Evet. tam hatırlayamıyorum ama bunun için 7.30-8 gibi hani kalkıp çıkmak gerekiyordu. Erken uyanıyorduk ama öğlen bitmiş oluyordu okul. Öğleden sonra çok sıcak oldu, özellikle 10-15 gün. Biraz dinlenip, ki kaldığımız yerde havuz da vardı, ki Malta'da sahilde istediğiniz yerden denize girebiliyorsunuz. Hani bazı zamanlarda çok sıcaklarda dinlenip sonra hani 3-4'ten sonra tekrar hayata dönüp ya da güzel olan zamanlarda hani günü kaçırmamak adına denizde farklı farklı sahillere gidip sonra gelip yemek yiyip tekrar gece dışarı çıkıyorduk. Hani her gün dışarı çıkıyordunuz sanki, değil mi, akşamları da? Dışarı çıkmasak bile zaten kaldığımız yurtta kaldık biz. Zaten yurttan odanın dışına çıktığınızda bile mutfak dahil, ortak bir mutfak var. Orada odada kalmayıp mutfakta, ki mutfakta televizyon da oluyor. Orada ya da kampüsün içinde bazı restoranlar vardı ya da ortak lobi alanı vardı. Genelde havuzun yan kısımları masalar oluyor ya da şezlonglar oluyor. Orada vakit geçiriyorduk. Onun dışında tabii ki de diğer yerlere de gidebiliyorsunuz. Sliema çok güzel o anlamda. Yürüyüş yapabilirsiniz. Bir sürü restoran var. Genellikle de her yer kalabalık oluyor. Valletta tabii ki. Taksim gibi. Bambaşka bir atmosfer var aslında orada da, Valletta'da da yine. Ama benim merak ettiğim şey şu: ben sizden bir story gördüm ve o gördüğüm story, havuza gece herkes girmiş, etrafında barbekü Evet. yapılıyor, partileniyor akşam. Evet. Yani tam böyle hayalini kurduğumuz böyle çılgın Amerikan Evet. dreamer gibi bir ortam vardı aslında. Doğru. Evet, çok kalabalıktı. O şöyle. Şimdi kampüste her yaştan kişi kalabiliyor, öğrenci olan. Ve 18 yaşına kadar, yani 18 yaş öncesi için belli saatler var. Hani onlar planlamışlar ve sanırım farklı okullarda vardı. Onların havuz saatleri daha belli oluyor. Açıkçası ben kendi, yani biraz daha yetişkinler için konuşabilirim. Belli bir saatten sonra yetişkinler daha çok kullanıyordu. Çünkü onların yani 18 yaş altı için programlıydı. O program belli bir saatte sanırım yatmaları gerekiyor ya da kendi katlarında olması gerekiyordu. Ondan sonra biraz daha sakin oluyordu. Ama onlar orada kalmak zorunda olduğu için, yani kendileri hareket edemediği için bir yoğunluk oluyordu bazı saatlerde. Ama Evet. çılgın çılgın bir yoğunluk sanırım. Evet, ve onlar orada yemek yiyorlardı. Havuzun yan tarafı kapalı bir yer. Orası yemek yenilen yerdi, restoran gibi. O yüzden orada belli bir saatte kalabalık ve yoğunluk oluyordu. Ama siz de yani onun dışında bireysel olarak da istediğiniz vakitte havuza girebiliyorsunuz. Kartınız oluyor. O geçiş yaptıktan sonra istediğiniz saatte havuza girebilirsiniz. Ya da oturabilirsiniz. Dediğim Yani gibi aslında ben kullanmadım ama sanırım PlayStation odası gibi bir yer de vardı orada. Öyle etkinlikler gelmedi diyorsunuz. Orada var. sosyalleşmekten. Evet. Yani çok seçenek var. Peki mesela Malta'ya biz hep ekonomik diyoruz. Ekonomik, ekonomik. Birazcık da ekonomik olarak konuşmak istiyorum ben. Çünkü bizi eminim izleyen birçok kişi şunu Evet. sorguluyordur: ya ben yurt dışına gideceğim ama Hı sonuçta euro harcayacağım. hı. Sizce ekonomik açıdan, hani Türkiye'de bir tatille kıyaslayacak olursanız, eğitimsiz diyorum, ne kadar maliyetler çıkar? Yani fark nasıl olur sizce? Bence biz Türkiye'de yani yapabileceğimiz bir tatile, yani bir iki haftalık bir tatili bir ayda yaptım diyebilirim. Ve bunun için de okulda dahil de. Yani bu benim için zaten benim Malta'yı tercih etmemde, yazın tercih etmemdeki asıl neden dil eğitimi değil,
tatilin yanı, yani tatilde tatilin yanına ben dil eğitimini ekledim. Yani aslında hem mesleğimle ilgili bir şey yapmış olmak istedim. O bir ayı boş geçirmek istemedim kendi adıma. Hem de tabii ki de tatili yapmak istedim. Sadece beni erken kalkmak, dediğim gibi bir programın içinde olmak tatil havasından biraz uzaklaştırdı. Çünkü öğrencilik bir yerde ağır da bastı. Ama kesinlikle Malta tatil ve eğitim için bir arada çok güzel bir ülke. Ya mesela yeme içme olarak maddi açıdan bir günde ne kadar harcayabilirsiniz? Yani ortalama bir günde. Tabii ki de o size bağlı ama yani bir günü 4-5 euro şeklinde de yeme içme olarak geçirebilirsiniz. Ya da 15-20 euro da yapabilirsiniz. Ama yani hemen hemen 10 euroya çok rahat, yani 10 euro bile tutmayabilir. Yani öyle söyleyeyim, bir günü yiyecek anlamında geçirebilirsiniz ki bizim kaldığımız yerde mutfak olduğu için genellikle orada herkes haftalık alışveriş yapıyordu. Genelde aldığımız ürünler birkaç euro oluyor. Onunla da zaten bir günü çok rahat geçirebiliyorsunuz. Market alışverişi yapıp kendi yiyeceğinizi o günlük planlarsanız daha hesaplı oluyor tabii ki. Tabii yani hani aslında zaten marketten bir şeyler alıp evde de yani yurtta kendi mutfağınız olduğu için pişirebiliyorsunuz, istediğiniz şekilde planlayabiliyorsunuz. Orada ya yani makarna bile yeseniz hani aslında sonuçta bir aylık bir süreçten ve serüvenden bahsediyoruz. Üniversite öğrencileri de gittiği zaman aslında sürekli dışarıdan yemek yerine bunu da yapabilirsiniz ama dışarıdan da sandviç yiyebilirsiniz ya da farklı şeyler de yapabiliyorsunuz tabii ki. Mesela pastesi oranın en ünlü yiyeceği, poğaça gibi 1 euro, 2 euro geçmiyordu. Yani bir pastesi ve kahve 2 euro oluyordu beraber. Ya da 3 euro oluyordu, işte seçeneklere göre değişiyordu. Hemen hemen böyle tercihler olabiliyordu. Sadece tabii ki de Avrupa ülkesi oluyor Malta ve çok fazla yiyecekler, içecekler arasında çok fazla fark yok. Yani açıkçası elinizde 2-3 euro varsa, hani şu an bunu yiyeceğimi kullanayım ya da içeceğimi harcayayım gibi düşünebilirsiniz yani. Bizde tabii ki de birimler daha yüksek olduğu için o fark açılabiliyor. Ama orada genellikle birkaç euroya halledebiliyorsunuz. Bu arada çok çok, eğer bir maddiyat sıkıntısı olursa, şişe toplayıp orada makinelere atıp 10 sent alabiliyorsunuz. En kötü ihtimalde bu bile gününüzü geçirebiliyor. Yerlerden şişe toplayın ve bir Ya bunu şekilde. iş olarak yapanlar vardı. Tabii ki de dışarıdan gelenler değildir. Ama ben şöyle yapmıştım. 4 hafta gideceğim için kendime açıkçası bir limit belirledim. Herkese de tavsiye ederim. Mesela 100 euro, haftalık 100 euro yaparsınız. Günlük mesela 10-15 euro harcayacağım gibi düşünürseniz, o gün 5 euro harcarsanız mesela, ertesi güne onu aktarırsanız bu şekilde plan yapıp çok rahat geçirebilirsiniz. Yani hani ama mesela ben biraz da şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de aldığımız içecekler noktasında da birazcık farklılık var. Tamam yemeği konuştuk evet ama hani mesela dışarıda Malta'nın en sevdiğim noktalarından birisi de her yer karnaval gibi. Yani sanki bir rock konserine gittiniz ya bir yerde açık hava konserindesiniz ve insanlar eğleniyor sokaklarda. Hani alkolünü alan alkol alıyor, almayan hani kendi içeceğini kendisi içiyor. Ama herkes bir şekilde bir eğlencenin içerisinde ve yoldan yürümeniz yeterli bu eğlenceye dahil olmak için sanki değil mi? Evet. Özellikle bilmiyorum yaz dönemi mi, ama biz gittiğimizde de çok festivaller de vardı. Ya da etkinlikler oluyor. Herkes mutlu. Evet. Açıkçası şöyle de bir durum yaşadım. Kim Maltalı çok anlamadım. Yani Maltalı yani Maltalı nereli olduğunu sorduğumuz ama Maltalıyım diyenler genellikle, evet, yani bir şekilde ya çalışıyorsa bir yerde, hani o şekilde denk geldiğim kişilerde çok dışarıdan da kişiler yani kozmopolit bir yer. O yüzden herkes de bir o yeniliğin verdiği hava da var. Tabii ki de havanın güzel olması da bence etkiliyor ve sürekli etkinlik vardı.
gerçekten. Yani bir yaz tatili için nasılsa yani bir yaz tatili onun için her şey her noktada vardı. Güzeldi. Ben çok çok muazzam buluyorum Malta'yı açıkçası. Hani ekonomik açıdan da çok farklı buluyorum. Çünkü hakikaten dediğiniz gibi bugün hani Antalya'ya, Bodrum'a gitmek istiyorum dediğiniz zaman ödeyeceğiniz ücretlerin yarısını Malta'ya ödüyorsunuz. Ve hani orada 2 hafta kalacağım dediğinizde burada bir aya tekabül ediyor. Hani içerisinde yeme içme her şey hani dahil olduğunda aslında. Tabii. Hani bu ücretler aslında şu var. Mesela siz bir de sabah programına gittiniz. Bunun bir de öğleden sonrası var. Çok daha Evet. ekonomik biliyorsunuz. Hani Evet. yani orada gün size kalmıyor. Tabii ben de mesela hani açık konuşmak gerekiyorsa öğleden sonrayı çok tavsiye etmiyorum. Çünkü okulun da aktiviteleri öğleden sonra oluyor. Ya da işte siz de mesela sahile gidip atlayıp hemen sahile gidebiliyorsunuz. Evet. Diğer türlü olunca uyuyorlar çünkü. Yani Uyumları bence. Ben mesela gerçekten uykusuzluk yaşadım. Hani çünkü o günü kaçırmayalım düşüncesiyle. Hafta sonu uyumak istediğim zaman da top atlıyordu. 8-8.30 gibi. Bu top atışları çok ünlü Malta'da. Bir top at ama bu benim için de eğlenceli bir şeydi. Onu da videoya çok çekiyordum. Onunla takip ediyordum uzun süre. Tabii ki bir şövalyelik durumu var Malta'da. Mimarisi de zaten o anlamda çok hoş. Eğlenceli oluyor. Bu arada mesela dışarı çıktığınız zaman gerçekten muhakkak her yerde bir müzik, bir eğlence gerçekten oluyor. Yani onu buram buram ya kültürel olarak biraz daha böyle sıcak Akdeniz insanı yani zaten hani hissediyorsunuz. aşırı Evet. samimi ve sizi içine bir şekilde çekmeye çalışan insanlardan oluşuyor anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Kesinlikle. Herkes genellikle mutluydu. Çok böyle hani gerginlik, stres görmedim. Yani insanların yüzünde hiç böyle bir şey hissetmedim. Ya aslında Malta'yı biraz daha ben Eskişehir gibi görüyorum. Çünkü hani Eskişehir'de de halkın birçoğunu öğrenciler oluşturuyor. Evet. Eskişehirli böyle hani çok hani aa bu da Eskişehirliymiş diyeceğiniz biriyle çok da karşılaşamayabiliyorsunuz, tanışamayabiliyorsunuz. Çünkü hani kış dönemi olsa evet belki ama ülkenin zaten geçim kaynağı direkt öğrenciler. Ve onlar da bunu biliyor. Herkes uluslararası öğrenci. Öyle olunca her saniye karnaval, karnaval, karnaval gibi Evet. ilerleyebiliyor. Evet. Onlar da galiba bunun farkında oldukları için birçok etkinlikte yapıyorlar. O yüzden eğlenceli oluyor ve bu arada Avrupa'nın diğer yani yerlerinde yaşayan insanlar da tatil olarak tercih ediyor. Orada otobüste tabii daha çok karşılaşıyoruz. Otobüste karşılaştığım kadarıyla hani başka ülkelerden hani ilk bir şey algısı oluyor. Hani herkes burada dil eğitimi için burada algısı oluyor ama hani tatil içinde tercih edenler vardı. Çünkü zaten aslında İtalya'nın güneyinde yani İtalya ile aynı çizgide Evet. ve birçok Avrupalı da atıyorum Alman olabilir, Fransız olabilir ya da hani Hollanda'dan da gelebilirler. Avrupa içerisinde seyahat özgürlüğü var zaten biliyorsunuz. Evet, Yani evet. Malta çok güzel, keyifli ve plajları hakikaten çok Çok güzel bir ada ülkesi. güzel. Bir yandan da diğer Avrupa ülkelerine baktığınız zaman gerçekten ekonomik olarak diğerlerinden uygun oluyor. Yani bugün emin İrlandalı arkadaşınız da söylüyor. İrlanda çok pahalı Avrupa dediğinizde. Hani şimdi birçok öğrenci şunu da kıyaslıyorlar. Hani onu da söylemek istiyorum. Work and Study var Malta'da. Uzun dönem gittiğiniz zaman çalışma izni veren program. Aynı şekilde İrlanda'da da var. Şu anda Evet. İrlanda'daki Work and Study programları aşırı popüler. Herkes orayı biliyor. Orada çalışmak istiyor. Oraya gitmek istiyorlar ama İrlanda'nın iklimiyle Malta'nın iklimini Doğru. karşılaştırdığınız zaman Malta daha yaz insanlarına hitap ediyor. Daha ılıman, hani kışın bile ılıman bir iklimi söz konusu. Hani Antalya gibi Evet. düşünebilirsiniz orayı. İrlanda daha soğuk, hani bakıldığında biraz daha. Fiyat olarak da sanki çok ciddi Evet. farklılığı vardır Var eminim. var. Var. Malta'da ama Türkler için söylersem yani çok bu dil eğitimini ya da dediğiniz gibi work and study deneyimleyenler var ve çok daha fazla yardım alabileceğiniz noktalar var. Yani
Açıkçası hiç bilmeseniz bile, mesela ben dediğim gibi izlediğim videolardan biraz fikrim vardı ama oraya ilk gittiğiniz an hem herkes çok yardımcı, herkes bildiğini yeni gelene aktarıyor ki biz de bir artık sonlara doğru biz de bunu yaptık. Hani belli başlı herkes aynı noktalarda zorlandığı için bunu yapıyor ve genel olarak sonra o ülkeyi çözüp kalanlar da ya da hayatını bir şekilde orayla bağlantılı devam ettirenler de var. Benim tanıdığım da var. Tabii ki de bu hem ekonomik olarak rahat olmasından imkandan da kaynaklı. Kesinlikle. Ya peki şimdi mesela hani biraz daha böyle ulaşımdan da bahsetmek istiyorum çok azıcık. Mesela ulaşım ücretleri nasıl Malta'da desem? Ya da ulaşımı nasıl sağlıyordunuz? Ulaşım kart aldık. Bir ilk tabii onu da bize anlattılar. Yardım. Bu arada okul yardımcı oluyor. Okul ilk gittiğiniz zaman bir oryantasyon yapıyor. O zaman da bahsediyor. Ya da orada tanıştığınız kişiler de dediğim gibi yardım. Bu arada Maltalı kişiler de yardımcı oluyor. Sadece ille yani bir Türk olmasına gerek yok yani. Oradaki herkes dediğim gibi bu sorunları yaşadığı için ve genel olarak dışarıdan geldiği için insanlar o ülkeyi tanımaya çalıştığı için genellikle cevapları biliniyor oluyor. Çeşit çeşit kartlar var. Biz 7 günlük bir kart aldık. 7 gün o kartı alıyorsun ve sonra kullanabiliyorsun. Sınırsız gibiydi hatırladım. 4 hafta kaldığımız için 4 kez almış olduk. 21 Kadar euroydu galiba, evet. 21 euroya mı mal oldu? Bir haftalığı 21 euroydu diye hatırlıyorum yazın. Ama kendiniz bu arada para da verebiliyorsunuz. Yani nakit olarak verip yine binebiliyorsunuz. O da sanırım 1,5 euro olması lazım. Bu tam net emin değilim hatırlayamıyorum şu an. Ve bir kere bir otobüse bindikten sonra yine 3-4 saat o fişle başka yine devam edebiliyorsunuz. O 3-4 saat yine ücretsiz oluyor. Ya 1 yıllık kart da alabiliyorsunuz bu arada. Öğrenci Genel. için, evet öğrencilere böyle ama biz zaten geleceği zaman bizim dönüş zamanımız olacağı için yapmadık onu. Ya aslında şöyle öğrenci olduğunuz zaman 1 yıllık kartı aldığınızda bütün 1 sene boyunca kullanabiliyorsunuz. Onun da ücreti 18 euroya tekabül ediyor. O yüzden hani bir kerelik böyle sınırsız alma gibi bir şey de olabiliyor Doğru. aslında. Ama onun için işte öğrenci belgeleri veriliyordu sanırım. Ama dediğim gibi bize o zaman orada da kart hani gelene kadar zaten hani sizin dönüş zamanınız gelecek. O yüzden hani bunu kullanmanız daha yararlı olur dediler. Biz de o şekilde yaptık. Bu arada mesela bir 2 euro da olabilir otobüs ücreti tam hatırlayamıyorum. Orada ulaşım Uber gibi Bolt var. Volt vardı bir de galiba. Birkaç tane seçenek vardı. Biz Bolt'u çok kullanıyorduk. Bolt ve Uber. Zaten 4-5 kişi olunca aynı git, yani varış noktanızı seçiyorsunuz. Orada hangi arabayla nereye, kaç euroya gideceğiniz yazıyor. Ona göre çağırabiliyorsunuz. Bolt da çok kullanılıyor. Yani özellikle akşam saatlerinde ya da 4 kişiyseniz mesela daha rahat ulaşım sağlamak için Bolt kullanabiliyorsunuz. Sadece uygulamasını indirmeniz Başlangıçta şey gibi oluyor değil mi? Başlangıçta hani otobüse binerim gibi düşünüyorsunuz. Ama sonra aslında bir yerden bir yere giderken pıt diye taksi çağırmak çok daha uyguna denk gelmiş oluyor. Ve fiyat olarak da oldukça ekonomik sanki. evet, özellikle hani grup olarak da kalabalıksanız zaten sonra kişi başına düşen belki çok çok daha uygun oluyor. Ya bence de hani değerlendirilmeli. Özellikle gitmeden önce Uber yerine hani Bolt'u indirmek. Zaten yurt dışında hani biraz daha böyle yaygın açıkçası Evet. bunlar. Farklı uygulamaları da bilmek gerekiyor. Evet. Alternatifleri var. Aslında Uber'in alternatifi Bolt diyebiliriz. Ve Uber'den daha ekonomik olduğu için birçok kişinin de tercih ettiği bir app oluyor. Bolt'tan biz de çok memnunduk ve ayrıca Bolt'ta genelde oradaki kişiler de mesela Maltalı olabiliyor. O arada da çok sohbet edip yeni şeyler öğrenebiliyorsun ya da tavsiyeler alabiliyorsun. Dediğim gibi genel olarak herkes yardımcıydı.
Peki Malta hakkında mesela hani aklınızda oluşan Malta dediğinizde canlanan şey ne sizde? Aradan Deniz. zaman geçtikten Yani gerçekten ben denizi çok seven bir insanım. Oranın sahilleri de çok güzel ve istediğiniz yerde girebilmeniz, ki girdiğiniz yerler de dümdüz yerler değil, kayalıklar ya da suyu çok güzel. Suyun altını seven için özellikle gözlükle gidilmesini tavsiye ederim eğer seviyorsanız. Çok güzel ve gerçekten masmavi suları da var. Yani feribotla da gidebiliyorsunuz farklı yerlere. Yani ada olduğu için zaten deniz anlamında özellikle deniz seven insanlar için çok güzel bir yer. Bunu net söyleyebilirim. Tabii ki de eğlence. Eğlence, her yerde eğlence var. Geç saatlerde de var. Gündüz sadece sıcaktan dolayı bir herkes kendine gelmeye çalışıyor. Ama genellikle kahve içerken de bir eğlence havası var. Biraz tabii ki de İtalya ile yakın olmasının da bir pozitif etkisi var. Ama deniz ve eğlence diyebilirim ilk aklıma gelenlerde. Öğrencilik değil. Pekala, şahane. Açıkçası su kuşları bunu sevecek diye düşünüyorum ben. Evet. Deniz anlamında gerçekten çok harika bir yer. Peki, benim aslında ilgimi çeken başka bir şeydi. Mesela 4 haftalık serüvenin sonrasında birçok öğrenci şunu sorgulayabiliyor. Ya işte 4 hafta yeter mi? Ya herkesin aklında tek bir şey oluyor. Ya gideceğim de ne öğreneceğim? Bana ne katacak? Hayatımda ne değişecek? İşte ama 4 hafta yerine biraz daha para biriktirip daha sonra mı gitsem? Yok işte nasıl yapsam? Üniversite tatilindeyim, arada gitmeyeyim de mezun olduktan sonraya mı bıraksam gibi düşünceler olabiliyor. 4 hafta ne katar bir öğrenci için Evet. sizce? Ben bu hatayı yaptım. Keşke daha aslında öğrencilik zamanında yapsaydım. Daha çok isterdim. Bir de hep söylediğim bir şey var. Bir her zaman sıfırdan büyüktür. Her türlü tecrübe oluyor kesinlikle. Daha uzun tercih edilebilir mi? Tabii ki de imkan varsa çok çok daha iyi olur dil anlamında. Ben daha çok hani bilgimi pratiğe dökmeye gittiğim için asıl amacım o değildi. Ama 4 hafta tabii ki de yeni bir dile ilk kez başlıyorsanız kısa bir süre. Ama o yeni bir dilde düşünme durumu açıkçası öyle yerlerde çok ön planda. Dediğim gibi orada mecburi olarak bu dili kullanmanız gerekiyor. Ve bu dilin ana dili olmayan kişilerle de tek ortak diliniz orada İngilizce olduğu için sürekli farkında olmadan o dilde düşünüyorsunuz. Tabii bunun yanında okulun verdiği bilgi de var. Ve bunu tabii ki de pratiğe dökülecek yer orası ve 4 haftada daha yani tabii ki de daha fazla olsa iyi olur ama az da bir süre değil. Çünkü 2-3 gün bile yeni bir dilde, yeni bir yerde, yeni bir dilde düşünmeye başlamak insanın başta bakış açısını değiştiriyor. Yani farkında olmadan yöneltiyor. İnanın bana o kadar farklı şeyler oluyor ki yurt dışına hani ilk adım attığınızda bile bir şeyler genişliyor açıkçası. Turist olarak bir yere giden birisi bile hani farklı bir vizyon kazanmış oluyor. Çünkü oradaki insanların sokaktaki yürüyüşü, algısı, ya Türkiye'de olmayan farklı şeyleri görebiliyorsunuz, kıyaslama yapabiliyorsunuz. Hani Farklı aslında kültürler, kesinlikle hani ve bambaşka bir evet. yemek kültürü bile farklı. Hani Evet. ne yiyeceğinizi bilmiyorsunuz, nereye gideceksiniz, hangi arkadaşlarınız olacak, ne olacak? Bir ay bence bakış açısına göre değişir. Bir yerde yaşamaya da benzer aslında. Hani o kadar uzun tecrübeler alırlar ve farklı arkadaşlıklar biriktirebiliyorsunuz. Ama tabii bu size kalmış. Kişinin ta kendisine kalıyor. Yani hani o nasıl Evet. değerlendireceğinizle de orantılı. Mesela biz yani çok Türkler bir arada olmamaya çalıştık. Olursak da gerçekten aramızda da İngilizce konuşmaya çalıştık. Pazar günleri artık hani bazen hani bir Türkçe mi konuşsak hani ya da Türkçe konuşmak iyi geldi gibi de oluyorduk. Yani o da zaten o 6 günlük en azından yani pazar gününe kadar olan süreçte
Zaten bunun çok içinde olduğumuzu gösteriyor dil öğrenmek anlamında da. Yani kendinizi zorlamanız gerekiyor. Ve istemsizce öyle düşündüğünüzü fark ediyorsunuz. En azından yani bir maddeyi bile gösterirken ona ilk ismi Türkçesi gelmiyor. Kendi diliniz gelmiyor. Yani özellikle ortamda bir de yabancı kişi varsa zaten Türkçeyi bırakıyorsunuz. O da tabii ki de geliştiriyor size dil anlamında da. Peki merak ettiğim bambaşka bir şey daha var. Diyelim ki sıfırdan bu yola çıkacak bir sürü öğrenci var aslında burada. Bu videoyu izleyenlerin de birçoğunun aslında hani eğitimini bitirip geldiği değil de aslında yola çıkmadan önce merak ettikleri şeyler olduğunu düşünüyorum. Bugün de birçok soruyu cevaplandırdık aslında hani onların aklında oluşabilecek soru işaretlerini ama mesela sıfırdan yola çıkacak kişilere tavsiye verecek olsaydınız bu tavsiye ne olurdu desem? Malta ile mi ilgili? Yoksa Genel yani yurt dışına çıkma serüveni, dil eğitim alma serüveni Malta'yı tercih edip etmeme noktasında onlara ne söylerdi? Öncelikle araştırma yapılmasını kesinlikle tavsiye ederim. Yani orada gideceğiniz marketi bile daha öncesinden planlıyor olmak önemli. Çünkü ben gittiğim yeni yerlerde de yani yeni bir şehirde orada ha, bunu görmüştüm, burada bu vardı gibi bir fikrim vardı. Öncelikle kısa da olsa bir araştırma yapmak önemli. İyi kötü hani nasıl söyleyeyim, bir artık sözlük de olabilir. Hani sıfırdan gidecek bir insan için söylüyorum. Yanında bulundurması bence iyi olur. Çünkü biz havaalanına gittiğimizde bizim aracımız gelmedi. O zaman bize verilen numaralar vardı. Aradık ama yani bir iletişim kurmamız gerekiyordu. Tabii bunu WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. En azından belki çeviri programları hani o anlık iletişimi kurmak için önemli olabilir. Oraya gittiğinizde okulda size hat da veriyorlar. Hani telefonu kullanmak orada zor olmuyor. O da bir yerden bir yere giderken ulaşım için önemli oluyor. Ama dediğim gibi önden bir araştırma yapmak, en azından bazı şeylerde fikir sahibi olmak önemli. Özellikle bazı uygulamalar var telefonlarda. Onları da indirip gitmek daha yararlı olur. Çünkü iletişim orada önemli oluyor. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii son soruyla sizi uğurlayacağım. Klasiklerden kapatıyorum. Süreç için Lemon Akademi'ye 10 üzerinden puan verecek olsanız, puanınız kaç olurdu desem? Ben 10 veririm çünkü ne zaman iletişim kurmak istesem bir şekilde kurdum. Teşekkür ederim. Çünkü gerçekten vize süreci için özellikle söyleyebilirim. Çok stresli bir dönem. Ve bazen hani kendi içimde yükseldiğim durumlar da oldu. Hep muhatabımız oldu. O yüzden memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bazı saatler o da artık normal iletişim kurulmuyor. Kuramadık ama galiba artık İstanbul'da da bir ofisiniz var. Çıkıp Bu çıkıp gelebilirsiniz. benim için çok güzel bir haberdi. Çünkü daha şimdi bir yerde nasıl söyleyeyim hani bir dayanak oluyor. Bunu da yüz yüze gerçekleştirmek de güzel oldu. Ama onun dışında zaten çok yüz yüze görüşeceğimiz bir ihtiyaç zaten yoktu. O yüzden teşekkür ediyorum. Şu anda da zaten özellikle sizinle bu sohbeti yapmakta bu puanı verdiğim için de. Ay çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gerçekten hani bizler daha da mutlu oluyoruz. Ofise de mutlaka bekleriz. Levent'teyiz. 199'dayız. Ne zaman isterseniz buyurun Evet. gelin bir kahve içelim aslında. Tamam, Keyifli de çok olur. güzel. Keşke ofisten yapsaymışız yayını. Evet. Tabii o da olur. O da umarım başka bir tekrar, çünkü ben bulduğum boşluklarda yani başka bir yeni ülkeye gidip o yeni deneyimleri kazanmayı seviyorum. O da bu tarz eğitimlerde yanına eğitim de eklemek çok iyi oluyor. Herkese de tavsiye ediyorum. Bir hafta, 2 hafta ne kadar varsa süreç eğitim ve ülkedeki o eğlence için çok iyi. Hoş. Umarım nice nice güzel Anılar. anılarınız olur. 2023 bence şahaneydi. Evet. 2024 daha da güzel olur. Gitgide de daha O. güzelleşir İnşallah umarım. yeni bir ülkede görüşmek üzere.
Çok teşekkürler. Bugün aslında birçok öğrencinin aklına gelebilecek çok fazla soru işaretini yanıtladığımızı düşünüyorum. Ama yine de akıllarında bir soru işareti olursa yorumları okuyor olacağız zaten. Hepsini yorumlara yazabilirler. Evet, kesinlikle. Öyleyse görüşmek üzere. Teşekkürler. Dikkat edin Görüşmek kendinize çok. üzere. Çok teşekkürler.